Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya çıkarsa ya tutarsa serimizin 5. sorusu bir trigonometri sorusu. Kökle ilgili bir soru arkadaşlar. Gelme ihtimali de bayağı yüksek bir soru. Kaç kökü vardır demiş bize. Şimdi kosinüs 4x eksi 13 sünüs 2x artı 6 eşittir 0 denkleminin 0 ile 360 aralığında köklerini bize sormuş. İlk uyanacağımız ifade şurası arkadaşlar. Bakın burası 4x burası 2x. Burada Neye onu uyanacağız? Yarım açı. Öyle mi? Evet. Yarım açıya uyanacağız. 4x var. 2x var. Yarısı kadar mı? Evet. O zaman kosinüs 4x'imizi ya da kosinüs 2x ifadesinin açılımına bakalım. Ya kos kare x eksi sin kare x'tir. Ya 2 kos kare x eksi 1'dir. Ya da nedir? 1 eksi 2 sin kare x'tir. Sin kare x. Şimdi kosinüs 2x'i gördüğümüzde şu üç ifade de aklımıza gelecek. Öyle mi? Evet. Peki burada ne var arkadaşlar? Kosinüs sinüs. O zaman bu kosinüsü sinüse nasıl benzetebilirim? Bu arkadaşı kullanarak. E o zaman kosinüs 4x yerine madem yarım açı kullanıyorsak ve sinüsü kullanacaksak 1 eksi 2 Cos değil sin kare 2x diyebilir miyiz? Evet o zaman kosinüs 4x yerine bu arkadaşı yazalım. Geldik yazıyoruz. 1 eksi 2 sinüs kare 2x. Sin kare 2x düzgün yazalım. Eksi 3 13 tane sinüs 2x artı 6 eşittir 0 mı? Evet. Şimdi ne oldu burası? Eksi 2 tane sin 2x eksi 13 sinüs 2x 1 e, ile 6'yı topladım. Ne oldu? Artı 7 eşittir. 0. Her tarafı eksiyle çarpalım. İşimizi bitirelim. E, ne oldu? 2 sin tabi şuradaki kareyi unutmayalım. Sin kare 2x artı 13 sinüs 2x mi? Evet. Artıydı ne oldu? Eksi eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayıracağız? 2 sin diyelim. Sin x çarpı sinüs x burası. Ee, şurayı 1 7 dersem 14 eksili burada artı var. O zaman artı diyelim. Eksi diyelim mi? Evet. Kontrol edelim. Şöyle çarpıyorduk. 14 eksi sinüs x daha artı 13 sinüs x yaptı mı? Evet. Peki bunu nasıl yazıyoruz güzel arkadaşım? Bu sefer de karşılıklı yazıyorduk değil mi? Evet. İki sinüs x 2x tabii ki sürekli bunu unutuyoruz. Burası da 2x. Burası da 2x. Eksi 1 yoksa cinayet çıkar. Sinüs 2x artı 7 eşittir. Ne olacakmış? 0. Buradan köklerimden biri ne gelecek? 2 sinüs 2x eşittir 1'den sinüs 2x eşittir 1 bölü 2. Evet. Bu arkadaşa gelecek olursak sinüs 2x artı 7 eşittir. Eksi 7 oldu. Sinüsün herhangi bir değeri birden büyük eksi birden küçük olamayacağı için burası ne? Boş kümedir arkadaşlar. O zaman bu arkadaşla ilgileneceğiz. Geldik şimdi bunlarla ilgilenme meselemiz ne? Sinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? 30'da mı? Evet. Şöyle hafiften çekeyim. Tamam. Buraya yazalım. Sünüs 2x'imizi sünüs 30'a eşitleyelim. Buradan 2x eşittir. 30 artı 2k pi veya neydi? Öbür şekilde yazalım. 2x eşittir. 180'den 30'u çıkartıyoruz. 150 artı 2k pi mi? Evet. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? X birime bakıyorum. X birim nedir? 15 artı 2 k neydi? 360 artı 180 k oldu? Tabi bu arada nedir arkadaşlar? K eleman tam sayılar. Aynı şekilde x ikimize baktığımız zaman nedir? 75 artı 180 k artık bitirdik. Öyle mi? Evet. Şimdi k'lara değer verelim. 0 verdim. 15 mi oldu? Evet. 15'i şöyle yazalım. 15 bir kökümüz. 1 verdim. Ne oldu? 180. 15 daha. 195. 2 verdiğim an ne oluyor? 360. 15 daha. 375. Bu aralığa düşmediği için artık buradan değer vermiyoruz. 75. Buraya 0 verdiğimiz zaman x ikimizden birine geliyor. 75 mi? Süper. 1 verelim. 180 artı 75 daha ne yaptı? 225 mi? Evet. Süper. K'ya 2 verince 360 geçiyor. Bu aralığa düşmüyor. Toplam kaç kökümüz varmış güzel arkadaşım? 4 mü? Evet.